Figürcünün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Evet, bizim için gerçekten oldukça yoğun bir haftaydı. Biliyorsunuz Instagram'da canlı yayınlar yapmaya başladık sevgili Mehmet'le beraber. Onun da Instagram hesabını aşağıya bırakacağım. 300 küsür kişinin takip ettiği bir yayın oldu geçtiğimiz hafta ve çok eğlendik. Bu seriler devam edecek. Onun dışında bir açıklamamız daha var, bir duyurumuz daha var. Çarşamba günü saat 6'da YouTube kanalımızda canlı yayında olacağız. İlk YouTube canlı yayını. Hepinizi bekliyoruz. Gerçekten bizim için çok önemli. O gün sizlerle birlikte figür koleksiyonculuğunu konuşacağız. Ben nasıl başladım, neler topluyorum, nereden alıyorum, yurt dışından alma fikirleri, bunların üzerine konuşacağız. Keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. O yüzden hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Darkwing Duck! Eğer bu jeneriği duyduğunuzda tüyleriniz diken diken oluyor, gözleriniz doluyor ve heyecanlanıyorsanız müthiş bir çocukluk geçirdiğinizi söyleyebiliriz. Şimdi genç arkadaşlar alınmasın tabii, onların da etki bırakmış çizgi filmleri yok mu? Var tabii ki. Ama bana göre asla 90'ların güzelliğinin yanına yaklaşamazlar. Tabii dediğim gibi bu benim için böyle. Valla ben hala açıp açıp o dönemin çizgi filmlerini izliyorum arkadaşlar ve hala çocukluğumdaki gibi keyif alabiliyorum. Hatta o zamanlar dikkat etmediğim birçok detayı şimdi daha iyi kavrayabildiğim için çok daha keyifle takip ediyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, bütün bu çizgi filmlere ulaşmak çok basit olsa da günümüzde o yılları da ayrı bir özlüyorum. Şimdi bu kadar duyguları perişan ettiğim bir girişten sonra gelelim bugünkü konuğumuza. Şimdi bizim hayatımıza Darkwing Duck Kanal 6, yanlış hatırlamıyorsam Kanal 6 televizyonu vasıtasıyla girmişti. Biz onu televizyonda izlemiştik ilk ama aslında o Disney Komik tarafından 1991 yılında başlatılan bir çizgi roman karakteriydi. Aşırı eğlenceli, sakar ama bir o kadar da süper bir kahramandı kendisi. Süper kahramanlık müessesesini yerden yere vururken kötüleri de bir güzel tepelerdi. Müthiş bir karakterdir. Kesinlikle takip etmenizi öneririm. İnfo bölümünde karakterle ilgili birçok bilgiyi de eklemiş olacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Bu arada çizgi filmi izlediğim dönemlerde Capcom'un 92 yapımı bir NES oyunu vardı. Müthiş bir oyundu. Evden çıkmama sebebimdi resmen. Oyunun başında bize "Where should we go now, Dewey?" diye sorardı. Sonrasında şehrin 3 farklı bölümünden birini seçerek maceraya atılırdık. Tabi zaman geçti, biz büyüdük. Darkwing Duck her zaman zihnimin bir köşesinde yer sahibi oldu. Koleksiyonculuk hayatım başladığında da ilk aklıma gelen, ilk koleksiyonuma katmak istediğim isimlerden birisi oldu kendisi. eBay'de gezdiğim bir zaman Grand Jester Studios tarafından üretilen ve Disney Showcase Collection serisine ait müthiş güzellikteki bu büstü gördüm. Tabii ki gerekeni yaptım ve koleksiyonuma kattım. Bu arada Grand Jester Studios'un gerçekten muazzam Disney heykel ve büstleri var arkadaşlar. Takip etmenizi tavsiye ederim. Büstün bejden kafaya kadar olan yüksekliği aşağı yukarı 20 santim. Stone Resin'den üretilmiş büstümüz, her parçası da elle boyandığı ifade edilmekte. Bence bu serinin içerisindeki en başarılı büst kendisi, ki burada DV'ye olan hayranlığımın da bir etkisi var. Biraz torpilli bir büst kendisi. Şimdi gevezelik etmeyi bırakalım ve her zamanki gibi incelememize geçelim. Evet, uzun zamandır kutu incelemesi yapmıyordum şöyle doya doya. Aslında bugün de yapmayacaktım ama ürünü yurt dışından alacağınızı düşünerek nasıl bir kutuyla geleceğini görmenizi istedim açıkçası. Beni bilen biliyor, kutulara karşı olan zaafım inanılmaz boyutlarda. Aldığım hiçbir ürünü kutusuna asmıyorum. Allah'tan yeni taşındığım evde de kutularımı saklayabileceğim bir yer var. Bu yüzden mutluyum. Şimdi şöyle bir bakalım, gördüğünüz gibi oldukça sade, üzeri son derece gösterişten uzak bir kutu var karşımızda. Hemen ön tarafta Disney Showcase Collection yazıyor. Yan tarafa çevirdiğinizde hiçbir şey yok. Diğer tarafta da çok ilginç bir şekilde sadece bir sticker var arkadaşlar. Orada da barkod kodu falan var. Onun dışında kutuda gösterebileceğim hiçbir şey yok. Sadece şu gördüğünüz üst kısımda Grand Jester Studios yazıyor. Onun dışında bir şey yok.
Kutu köpükle birlikte geliyor. Büste bunun içinde. Yani aslında oldukça güvenli bir şekilde elinize ulaşacaktır diye düşünüyorum. Eğer kargo şirketleri top oynamaya kalkmazsa. Şimdi gevezelik etmeyi bırakalım ve her zamanki gibi incelememize geçelim. Öncelikle bir headscalp'a göz atarak başlayalım. Hafızamdanız kaldıysa büste ve headscalp'ta genel olarak onu gördüm. Gerçekten son derece başarılı modellenmiş bir büst var karşımızda. Geniş tüm üst bölgeyi kaplayan şapkası gayet şık gözükmekte. Şapkanın hemen altında sevgili Darkwing Duck'ın yarı aralık gagası ve kocaman gözleri size bakıyor. Gagası önemli çünkü adamı tanımlayan şeylerden birisi ve ben gayet başarılı buldum. İkonik mor maskesi ve kocaman gözleri nefis gözüküyor. Tek gözü açık, tek gözü kısık. Bildiğimiz Darkwing Duck ifadesi tutup yanaklarını sıkmak isteyebilirsiniz. O kadar başarılı olmuş. Aşağı doğru indiğimizde seçilen pozlamanın ne kadar keyifli olduğunu görüyoruz. Tıpkı Headscalp'ta olduğu gibi body kısmında da başarılı bir modelleme işçiliği ve boyama görüyoruz. Pelerini tek eliyle muhtemelen yüzünü kapatmak için çekmiş şekilde pozlanmış, efsane olmuş. Diğer elinde silahını görüyoruz. Boğazlı kazağının ceketinin altından çıktığını görüyoruz boyun bölgesinde. Onun üzerinde mor renkli sarı düğmeli ceketi var. Büstün bodysinin dinamik yapısı duranlığını kurtarmış. Çok da güzel olmuş. Bu arada boyama işçiliğinde yer yer çok minik taşmalar var ama kesinlikle göze batmıyor, bunu da söyleyeyim. Belki de bu büstle ilgili tek kusur budur. Genel olarak seçilen renk paletini doğruluk anlamında bence gayet başarılı. Ellerinin modellemesini beğendim. Çıplak el olarak modellenmiş bu arada, onu da söyleyeyim. Eldiven değil, birkaç incelemede eldiven demişler ama kendisi eldiven kullanmıyor. Ördeğimizin kendi teni denmez de işte... Kendi teni diyelim biz ona. Ceketin kollarında sarı düğmeleri ve kazanın kolları da detay olarak gözüken yerler. Sağ elinde Darkwing Duck'ın gaz silahı var. Birebir modellenmiş, bunu söyleyebilirim. Büstün tamamını, yani body'nin üst kısmını kaplayan pelerin de gayet şık gözüküyor. Hiç sırıtmıyor. Aynı zamanda dinamik bir yapıya sahip. Yine az önce söylediğim gibi büstün hareketlenmesine sebep olmuş bu modelleme tarzı. Şimdi son olarak geçelim büstümüzün altına, yani base kısmına. Şehirden bir kesitmiş gibi gözüküyor baktığınızda. Aslında Drake Mallard'ın, yani Darkwing Duck'ın alt egosunu ortaya çıkarttığında, Darkwing Duck olduğunda gizlendiği ve kullandığı evi burası. Audubon Körfez Köprüsü'nün üst kısmında yer alır bu çizgi filmde baktığınızda görürsünüz. Gayet güzel modellenmiş, çizgi filmde ya da çizgi romanlardaki haliyle benzeşiyor. Şu alt kısımda gördüğünüz dalgaya benzer şeyler kafa karıştırmasın. Çünkü köprünün kuleleri yüksekte olduğundan muhtemelen bunlar da etrafındaki bulutlar. Ben fena bulmadım. Belki rengi farklı olabilirdi, bilmiyorum. İlk bakışta büste denge sorunu varmış gibi görmüştüm. Fakat sergilediğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Base büstü gayet iyi taşıyor. Bu anlamda kafanızda soru işareti olmasın arkadaşlar. Şimdi son olarak şunu söyleyebilirim. Siz de benim gibi koleksiyona çocukluğunu katmak isteyenlerden biriyseniz Grand Jester Studios tarafından üretilen Disney Showcase Collection line'ı biçilmiş kaftan. O line'ın içindeki bence en iyi büstlerden bir tanesi de sevgili Darkwing Duck'ın büstü. Karakteri seviyorsanız zaten piyasada çok fazla onunla ilgili ürün yok. En azından benim koleksiyonuma katabileceğim ürün yok. Funko'nun figürleri var. Onları da yakın bir zamanda koleksiyonuma katacağım. Onun dışında gerçekten koleksiyona girebilecek başarılı ürünlerden bir tanesi. Ayrıca fiyatı da çok yüksek değil. Tabii Türkiye'de bulmanız biraz zor. O yüzden eBay'e ya da Amazon'a bakmanız gerekiyor. Ama ben her zaman söylüyorum, hep aklınızda vergi ve kargo durumları da olsun, bütçenizi ona göre ayarlayın arkadaşlar. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcünün seyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.